Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırın sütlaç tarifini vermek istiyorum. Kendiliğinden doğal kıvamlı, muhteşem bir lezzet. Ben ne nişasta ne pirinç unu hiçbir şey kullanmıyorum koyulaştırmak için. Kendi kendine koyulaşan bir kıvamı oluyor ve inanılmaz bir lezzet. Yani gerçekten sütlacı bir de bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Şimdi gereken malzemeler, ben bir çay bardağı pirinç kullanacağım. İlk önce yıkayacağım bir. Pirincimi yıkadım. İlk önce biraz pirincimi haşlıyorum. Üzerine geçecek kadar su ilave ediyorum. Ve çok az tuz ilave ediyorum. Çok az ama. Şimdi ilk olarak dediğim gibi pirinçlerim böyle biraz bir pişmeye yakın olacak. İlk önce pirinçleri haşlıyoruz. Pirincim bayağı pişti artık. Suyunu da çekti. Şimdi üzerine 1 litre sütümü ilave ediyorum. Karıştırıyorum ve kaynamaya alıyorum. Kaynamaya başlayınca altını kısacağım. Şekerini en son pişmesine yakın ilave edeceğim. Şekerini kesinlikle baştan eklemeyin. Kaynamaya başlayınca altını kısıyoruz. Ve böyle arada karıştırarak pişiriyoruz. Piştikçe, kaynadıkça zaten kendiliğinden kıvamını alacak arkadaşlar. Kesinlikle böyle sulu kalmayacak. Ama kısık ateşte ara sıra karıştırın ki dibi tutmasın. Bu şekilde en az bir yarım saat kaynamaya alıyoruz kısık ateşte. Kaynadıkça gördüğünüz gibi sütümüz de azaldı zaten. Ve koyu kıvamı oldu artık. Şekerini ilave edebilirim. Şekerini tamamen damak zevkinize göre ilave edin. Yaklaşık bir bardak şeker ilave ettim. Şimdi bir taşım kaynatacağım ki içerisinde şekerimiz erisin. Daha sonra ocaktan alabiliriz. Artık altını kapattım ve gördüğünüz gibi fındık büyüklüğünde bir tereyağı parçası ilave ediyorum. Bu sütlaçlarımızın çok güzel bir şekilde kızarmasını sağlayacak. Sütlacımı artık kaselere boşaltabilirim. Daha soğudukça da zaten kıvam alacak arkadaşlar. Kesinlikle sulu kaldı diye endişe etmeyin. Fırınımı da 200 dereceye ısıttım. Fırının üst rafına koyacağım. Çünkü sadece üzeri kızarması gerekli. Tepsimin altına biraz su koyuyorum. Çünkü sütlaçlarımız alttan pişmemesi gerek. Dediğim gibi sadece üzerleri kızarmalı. Şimdi 200 derece ısıtılmış fırını üst rafına koyuyorum. Yaklaşık 10 dakika yeterli. Sütlaçlar kızardı. Artık fırından alabilirim. Soğumaya alıyorum artık. Sütlaçlarım servis etmeye hazır artık. Arkadaşlar ben yağlı süt kullandığım için bir de fırınımda ufak tefek aksilikler yaşadım. O yüzden üzeri biraz fazla kızardı. Yani şu beyaz kısımları da biraz kızardı. Onu demek istiyorum. Ama tadında kesinlikle hiçbir değişiklik yok. Kızarmış sütlaç tadı var. Şimdi sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Ben üzerlerine biraz Antep fıstığı ekledim. Gördüğünüz gibi kıvamı muhteşem. Sulu değil kesinlikle. Sizler de bu şekilde yapıp deneyin, göreceksiniz. Bundan sonraki sütlaçlarınıza hiçbir şekilde ne pirinç unu ne nişasta hiçbir şey ilave etmeyeceksiniz koyulaştırmak için. Kendiliğinden doğal yöntemle en güzeli bence. Evet, umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.